Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Ermeni diasporasını oldukça rahatsız etti. İtalyan ve Fransız sahipli moda markasının reklam yüzünden Ermeni model Armin Harutyunyan terör örgütü VOMA'ya katıldı ve bir de bir video çekildi. Video mu dersiniz, reklam mı? Ama burada adeta bir tehdit var, suçlama var. Terör örgütüne katılacağını ve bu terör örgütü içerisinde silah eğitimini aldıktan sonra da Azerbaycan'a saldıracaklarını belirtiyor. Bu Ermeni asıllı reklam yüzü Armin Harutyunyan. Yine içerisinde PKK'lı ve Asalalı teröristlerin de bulunduğu bir örgüt olduğu belirtiliyor. VOMA terör örgütü. Azerbaycan'a alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz diyor bu videoda. Sadece aslında bu değil. Yine birkaç gün öncesinde de Hollywood'un ünlü oyuncularından Mel Gibson da bir video çekti. İsterseniz gene hep birlikte onu da bir izleyelim. As we witness the modern day genocide unfolding, yet the media's silence on this issue is deafening. The Armenian people who've endured centuries of persecution due to their faith find themselves once again subjected to a brutal campaign of ethnic cleansing. Mel Gibson bu videoda şunu söylüyor. Diyor ki şu anda Karabağ'da ve Ermenistan'da Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte Ermeni halkına hem tecrit uyguladığını hem de soykırım yaptığını belirtiyor. Ermeni halkının can tehlikesi olduğunu belirtiyor ve dünyaya da sesleniyor. Ermenistan'a yardım edin. Ermenistan'daki sesi duyun diyor Mel Gibson. Şimdi bu iki görüntü üzerinden konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Azerbaycan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Analiz Merkez Bölüm Başkanı Doktor Cavit Veliyev bizlerle beraber. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ermeni diasporası hem ünlüler üzerinden bizi ve Azerbaycan'ı hem tehdit ediyor hem de suçlamalarda bulunuyorlar. En son işte bu gelen iki görüntüyü de biraz önce paylaştık. Mel Gibson ve Harutyunyan üzerinden gerçekleri çarpıtma ve tehditkar mesajlarıyla diaspora ne yapmaya çalışıyor? Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Ermenistan uzun zamandır ve Ermeni diasporası uzun zamandır bu meselede uluslararası alanda bir destek elde etmeye çalışıyor. Yenilgilerini, Karabağ'daki yenilgilerini meseleyi uluslararası hale getirerek, uluslararaştırarak halletmeye çalışıyor, desteklerini artırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle sürekli meseleyi gündemde tutmayı hedefliyorlar. Bu onların daha önceki yıllarda da uyguladığı taktiklerden biridir. Asala terör örgütünü kurdukları ve Türk diplomatlarını şehit ederken de asıl hedeflerinden biri 1915 olaylarıyla ilgili meseleleri uluslararası alanda gündemde tutmak ve destek kazanmaktı. Şimdi Karabağ meselesinde de aynı şey oldu ve cephede yenildiler. Cephede yenildikten sonra baktılar ki bu konuda yapabilecekleri, yani düzenli orduyla diplomatik anlamda yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü hem uluslararası hukuk açısından haksız durumdalar. Azerbaycan topraklarını işgal etmişler. Hem de uluslararası hukuk açısından haksız oldukları için aynı zamanda cephede de yenilmiş durumdalar. Askeri anlamda da yenilmiş durumdalar. Bu bağlamda iki yöne yöneldiler. Birinci, böyle VOMA gibi gayri nizami örgütler kurmaya başladılar. VOMA bunlardan sadece biri. Son dönemlerde, son 3 yılda Ermenistan'da böyle 5 gayri nizami örgüt kurdular. Ve hepsinin hedefinde Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı aynı zamanda terör saldırıları ve partizan savaşı vermek vardı. Hı hı. Tabii başarılı olma ihtimalleri zayıftır. Çünkü hem Türkiye hem Azerbaycan eski oranla bu tür saldırılara karşı daha dikkatli ve daha deneyimlidir. Ama terör tipi saldırılar genelde böyle düzenli ordularla savaşamayan toplumlar tarafından benimsenmiş bir yöntemdir. Evet. Şimdi Mel Gibson'ın açıklaması ise çok gerçekleri çarpıtmanın örneği olarak oldukça önemlidir. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz 30 yıl Azerbaycan toprakları işgal altında olduğu zaman 1 milyon Azerbaycanlı kendi yerinden kaçkın durumuna düştü. Hocalı'da çok büyük bir soykırım yapıldı. Topraklar işgal edildi. Hı hı. Azerbaycan toprakları işgal edildi. Bu sırada katliamlar yapıldı Azerbaycan topraklarında. Ama biz bunların o zaman böyle video çekip paylaştığını
Hiç görmedik. Mel Gibson'a sorsam belki de Karabağ'ın nerede olduğunu, oradan ne kadar işte Azerbaycanlının kovulduğunu, işte Azerbaycan topraklarının işgal edildiğinden haberi olmaz.